O kendini tavşanlığın evladı olarak tanımlıyor ve memleketini mecliste en iyi şekilde temsil edebilmek için var gücüyle sahada çalışıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili adayı Murat Gül bizimle birlikte. Gündem siyaset başlıyor. Bir gündem siyaset programında daha birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili adayı Murat Gül. Murat Bey hoş geldiniz. 1976 Tavşanlı doğumlusunuz. İlk ve orta öğreniminizi Tavşanlı'da, lise İzmir'de, üniversite ise Kütahya'da Unutulan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde bitirmişsiniz. Evli ve iki çocuk babasısınız. Yapı denetim firmanız var. Uzun zamandan beri esnaflık yapıyorsunuz. Ülke ocaklarından yetişmişsiniz. 2021 yılında da partide aktif görev almaya başlamışsınız. Aynı zamanda kulüp başkanlığınız var. Ve 2022 yılında da yılın en başarılı yöneticisi ödülünü almışsınız. Peki parti yöneticiliğinden vekil adaylığına giden süreç nasıl? Öncelikle bütün izleyicilerimize hayırlı günler dilerim. Kütahya halkına, Tavşanlı halkına, Emet halkına, bütün Kütahya'da yaşayan vatandaşlarımıza iyi günler diliyoruz. Şimdi neden siyaset? Siyaset bir topluluğun refah seviyesinin üst düzeye çıkarabilmesi için yönetime katılma şeklidir. Şimdi biz de bu bağlamda hem ticaretin hem spor alanının içerisinde olduğumuzdan dolayı bu toplulukta refah seviyesinin yükseltilmesi için bize de bir görev doğduğunu addedip biz de bu noktada siyasete atılmaya karar verdik. Peki ekonominin nabzını yakından takip eden birisi olarak esnafsınız sonuçta. Pandemiyle beraber gelen, depremle beraber gelen ekonomik sıkıntılar vardı. Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar. Evet. Sizce şu anda ekonomik sıkıntılar ne düzeyde? Artık toparlanmaya başladı mı? Şimdi tabii ki ekonomik sıkıntılar düzelmeye başladı ama ekonomik sıkıntıların sebeplerine baktığımız zaman dünya üzerindeki küresel bir ekonomik krizin varlığından hiç şüphesiz hepimiz katılıyoruz. Ama biz Türkiye olarak niye bu kadar fazla etkilendik? Biz Türkiye olarak şundan dolayı etkilendik. Biz pandemi döneminde sağlık sektöründe sağlık harcamalarımızı çok fazla yaptığımız için atıyorum misal İtalya'daki gibi veya Avrupa'daki belli ülkeler gibi pandemide kötü durumdan kurtulabilmek için biz sağlık sektörüne biraz daha fazla harcama yaptık. Ama şu süreçte pandemiyi tamamlayıp deprem yaralarımızı da sardıktan sonra biz iyi noktada ekonomimizin yükseldiğinin kanaatindeyiz. Kütahya'nın müzmin sorunlarından bir tanesi ara ve ana bağlantı yolları. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ve Murat Gül olarak Evet. Kütahya'nın ara ve ana bağlantı yolları ile ilgili çalışmalarımız var mı? Tabii ki var. Ben ilk önce şöyle başlayayım sözlerime. Bir memleketin gelişebilmesi için yollara ihtiyaç vardır. Yol ne demektir? Yol medeniyet demektir. Yol medeniyet olduğu için bizim hem sanayi noktasında hem kültürel noktada hem turizm noktasında Kütahya'yı geliştirmek istiyorsak Kütahya'nın dış dünya ile bağlantısını arttırmamız gerekiyor. Bu noktada ne yapmamız gerekiyor? İşte ticaret olarak bizim Batı Marmara'ya ticaretin kalbi olan Bursa ve üzerinden İstanbul'a bağlanmamız gerekiyor. İşte turizmi arttırabilmemiz için insanların buraya rahat bir şekilde ulaşımını sağlamamak için yollarımızı arttırmamız gerekiyor. İşte kendi sanayi tesislerimizde yeraltı zenginliklerimizin işlenip dışarılara gidebilmesi için yollara ihtiyacımız var. O yüzden bizim önceliğimiz yollar. Peki Domaniş'le ilgili bir tünel hayali var Kütahya'nın Evet. yıllardır. Bununla ilgili bir projeniz var mı? Çalışmanız var mı? Tabii ki var. Şöyle söyleyeyim. Ben daha siyasete atılmadan önce bunu tabii ki mühendis kimliğiyle bu çalışmaları biz ticaret odası bünyesinde ticaret odasında danışarak veya ticaret odasında birlikte çalışarak bazı projeler geliştirdik. Bu projeler kapsamında da Kütahya'nın özellikle biraz önce de bahsettiğim gibi sanayinin kalbi olan İstanbul'a Batı Marmara'ya açılabilmemiz için bizim Domaniç tünel projesini hayata geçirmemiz lazım. Niye Domaniç önemli bizim için? Ürettiğimizi limanlara veyahut da sanayinin kalbi olan İstanbul'a ulaştırabilmek çok önemli. Bu yüzden de bizim
Domaniş projesi önceliğimiz. Aslında programdan önceki konuşmamızda güzel bir tespitiniz vardı. Tavşanlı'ya özel depremle ilgili. Evet. Tek çıkış noktası Kütahya. Onun haricinde bir çıkış noktamız yok. Şimdi tabii buradan da 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybetmiş bütün vatandaşlarımıza Allah taksiratlarını affetsin diyoruz. Geride kalanlara da işte 100 bine yakın yaralımıza da acil şifalar diliyoruz. Tabii ki deprem bize şunu öğretti. Deprem olduktan sonra oraya en kısa zamanda ulaşabilmemizin gerekliliğini gösterdi. Şimdi Hatay'da ne oldu? İşte bir gün sonra, iki gün sonra anca biz organize olup da ulaşabildik. Şimdi bu noktada bizim tabii ki deprem öncesi almamız gereken önlemler var. Tabii ki kendi mesleğim olarak bina portföyünün değişmesi lazım. Binaları daha sağlamlamamız lazım. Ama tabii ki bu da bir afet. Afet olduğu zaman bir de şöyle düşünelim. Kış mevsiminde olduğu zaman özellikle bizim Domaniç üzerinden Bursa'dan veya işte Harmanç üzerinden Bursa'dan veya ne bileyim Dursun Bey üzerinden Balıkesir'den gelecek yardımlarımızın bize ulaşması çok zor. Bizim tek giriş noktamız Kütahya istikameti. O yüzden de Allah korusun böyle bir afette bizim Tavşanlı'nın yardım noktasında Tavşanlı'ya ulaşılabilmesi çok zor. O yüzden de yol dediğim gibi ne kadar sanayi, turizm veyahut da sağlık için gerekliyse bizim bu tür afetlerle de bir yere ulaşımımız çok önemli. Türkiye için planladığınız ulusal ve uluslararası yatırımlardan Kütahya nasibini alacak mı? Tabii ki alacak. Şimdi biz şunu diyoruz. Kütahya cidden gelişmeye çok aç ve de gerekli. Şimdi bu bağlamda bizim yeraltı zenginlik kaynaklarımız var. Jeotermal enerji kaynaklarımız var. Kaplıcalarımız var. Bunları bizim değerlendirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda da en önemli bizim dünya üzerinde %70 rezerve sahip olduğumuz bir bor madeni var. Bu da nerede bizim? Bu Emet ve Hisarcık bölgemizde. Şimdi boru sadece çıkarıp göndermekten ziyade biz boru çıkarıp Kütahya'da işleyip işledikten sonra göndermeyi düşünüyoruz. Bu bağlamda da işte bor karbürün Bandırma'ya değil Kütahya'ya yapılmasını, daha değişik projelerle borun etkin hale getirilmesi için özellikle Emet ve Hisarcık üzerinde çalışmalarımız olacak. Tüm Kütahyalıların aylık gelirlerinin arttırılması noktasında beklentileri var. Evet. Bununla ilgili çalışmalarınız var mı? Tabii ki var. Şöyle söyleyeyim. Türkiye genelinde işsizlik oranımız yüksek. Ama biz Kütahyalı olarak işsizlik sorunumuzun çok olmadığını düşünüyoruz. Ama işsizlik sorununun olmaması demek insanların ücretlerinin yüksek olduğu anlamına gelmiyor. Evet. Bu bağlamda da biz İş ve iş gücünün eşit seviyede değil, iş gücünü işin artırılarak iş gücünün düşük seviyede kalıp bu noktada rakamların yükseğe, insanların refah seviyesinin yükseğe çıkarması için yatırımları geliştirmeyi planlıyoruz. Kütahya'nın bir jeotermal yapısı var. Gerçi kısaca değindiniz ama çok oldukça zengin. Evet. Jeotermal ve sağlık turizmiyle ilgili Emet olsun, Simava olsun, Yoncalısı olsun. Bunlarla ilgili bir planınız, projeniz var mı? Şimdi Kütahya'nın bütün ilçelerinde, Kütahya'da da olmak üzere işte Kütahya'da Ilıca, Yoncalı, işte Simav'da Eynal, Gediz, Emet'te Kaynarcamız, Tavşanlı Göbelimiz. Bizim çok fazla yeraltı zenginliğimiz var, kaplıca zenginliğimiz var. Şimdi biz kaplıcalarımızı turizme açamadık. Kaplıca turizminin geliştirilmesi lazım. Bu bağlamda da Türkiye'de ismi birinci sırada gelebilecek bir sağlık turizminin burada, fizik tedavi merkezlerinin burada açılmasını hedefliyoruz. İnşallah Kütahya'yı da sağlık turizminde özellikle fizik tedavi noktasında önemli seviyeye getirmek istiyoruz. Hemen bu konunun içindeyken. Kütahya'nın doğal güzellikleri var. Domaniç var. Bir koca dağımız var. Evet. Bir doğa turizmi var. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Tabii ki doğa turizminin yanında bizim bir de şöyle bir şeyimiz var. Kaz Dağları mesela oksijen bolluğu noktasında Türkiye'nin oksijen çadırı noktasında. Ama oksijen kalitesi noktasında da
Domaniş, Kocayayla dediğimiz bölge oksijen kalitesi noktasında Türkiye'de bir numara. Bu yüzden de mesela sağlık sektöründe, doğa turizminde burayı da tekrar kullanıp işte akciğer hastalıklarında, ne bileyim üst yolun hastalıklarında Türkiye'yi temsil edebilecek bir sağlık merkezinin de buraya kurulması noktasında çalışmalarımız olacak. İlginç. Doğayla ilgili, yürüyüş yollarıyla ilgili pek çok projeyi duymuştuk bugüne kadar ama bu evet. Hem güzel hem de oldukça ilgi görecek bir proje evet. olarak görünüyor. Kütahya'nın merkezinde olsun, ilçelerinde olsun organize sanayilerle ilgili gelişmeler var. Organize sanayi olmayan ilçelerle ilgili de böyle beklentiler var. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var mı? Şimdi tabii bunu yapabilmemiz için konuşmamızın başında bahsettiğimiz gibi yollara ihtiyacımız var. Biz ilk etapta ana ve ara bağlantı yollarını tamamlayacağız ki daha sonra işte Tavşanlı da geliştirdikten sonra Emet'e, ne bileyim işte Emet'i geliştirdikten sonra diğer ilçelerimize de organizenin kazandırılması adına yatırımlarımız veya çalışmalarımız devam edecek. Anladığım kadarıyla yollar, iş, sağlık bu şekilde sıralamaya konulmuş projelerimiz aynen var. Aynen öyle. Peki sağlık sektöründe Kütahya'da çok ciddi sıkıntılar yok ama gene de lokal olsa da şikayetler var. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Şimdi tabii bu şöyle, hani bizim tesis bağlamında, hastane bağlamında çok fazla ihtiyacımız yok. Ama buralarda özellikle hani hasta sayısına göre biz oran olarak Türkiye ortalamasının altındayız ama kişi başına düşen doktor sayısında biz ortalamanın üzerindeyiz diyeyim. Ama şöyle bir şey var. Belli branşlarda bizim hastanelerimizde yetersiz hekimlerimiz var. Atıyorum şunu örnek verebilirim. Kütahya'da Tavşanlı ilçesinde kalp doktorumuz, işte kardiyoloğumuz yok, nöroloğumuz yok. Bunları Kütahya'dan buraya nöbetçiler halinde getirmekten ziyade burada kadrolaşmış, kadrosu Tavşanlı'da olan doktorlarımızı temin etme noktasında çalışmalarımız olacak. Peki Tavşanlı özelinde bir soru sormak istiyorum şimdi size. Tavşanlı'nın evladı olarak. Evet. Tavşanlı için projeniz nedir? Var mı projeleriniz Tavşanlı için? Bir madenlerimiz var, yeraltı zenginliklerimiz var. Onun haricinde termallerimiz var. Organize sanayimiz var ama aması sizin. Aması bizim. Ya tabii ki mutlaka Tavşanlı içinde projelerimiz olacak. Ama bu projeler Tavşanlı özelinde değil. Biraz önce bahsettiğimiz Kütahya genelinde yapacağımız bütün çalışmaları. Dediğim gibi bizim için mesela Kütahya'nın gelişimi için Domaniç hattı bizim için çok önemli. Bu Tavşanlı'yı bağlıyor. Organizenin gelişimi için buraya getirebileceğimiz yatırımların sayısını arttırmak noktasında. Şu anda mesela görüştüğümüz, hala irtibatta olduğumuz yatırımcılar var. Ama bu yatırımcıları getirebilmemiz için de bizim öncelikle ve öncelikle tek sorunumuz yol. Yani Kütahya için yapacağımız her projede aslında Tavşanlı bağlayıcı noktada. Şimdi Kütahya genelinde ve Tavşanlı özelinde de şuna devam edebiliriz mesela. Biz turizmin de Kütahya'da yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Kütahya'mız bizim kuruluş ve kurtuluşun merkezi. Şimdi kuruluş Haymana'mız. Tavşanlı'da, Domaniç aramızda, Karaköy'de. Bugün Haymana dediğimiz zaman bütün Türkiye'deki insanlar Ankara'daki Haymana'ya gidiyor. Evet, burası. Maalesef. Şimdi tabii burası kaymakamlık bünyesinde, valilik bünyesinde olduğu için biz burada gerekli çalışmaları yapamıyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz Haymana'mızı Turizm Bakanlığı'na devredip burada çeşitli festivaller, çeşitli organizasyon yaparak bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya biz Haymana'yı, yani kuruluşun merkezinin Kütahya, Tavşanlı ve Domaniç olduğunu anlatmak istiyoruz. Tabii ki bunun devamında olarak da Kurtuluş dedik. Kurtuluş'ta Dumlupınar'ımız var. Dumlupınar'ımızın da biz tanındığını düşünmüyoruz. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramları'nı biz Afyon'da kutluyoruz. Ama bizim Kurtuluş'un da merkezi Dumlupınar. Dumlupınar'ın da tanıtımı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak söylemek istediğim, dediğim gibi yani biz Tavşanlı'yı tabii biraz önce belki de aklımızda unuttuk. Yani bunu da affınıza sığınarak şey yapıyorum. Şimdi bir Filik Vadimiz var Kütahya için. Arizona'mız var. Doğal güzelliklerimiz var. Kaplıcalarımız var. Bu noktada biz aslında Kütahya bir cevher. Kütahya gelişmeye aç.
Kütahya gelişimi aç. O yüzden de biz Kütahya'nın Türkiye siyasetindeki yalnızlığını gidererek Türkiye'ye, Kütahya'ya yatırımların getirilmesi için, Kütahya'nın bir gömlek, iki gömlek daha ileri gidebilmesi için biz elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bu bağlamda da ben Sayın Kütahyalılardan, ilçedeki vatandaşlarımızdan, bütününden demokratik halklarını kullanıp sandığa gitsinler ve inşallah o sandıkta da bizi tercih ederek Tavşanlı'ya, Kütahya'ya, bütün ilçelere hizmet etmek için bizleri seçmelerini temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Bir gündem siyaset programında daha görüşünceye kadar hoşça kalın. Bugünkü konuğumuz Murat Güldü, Kütahya Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı. Nihat Mermer, Alternatif Radyo, Facebook, Instagram, YouTube sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.